Arkadaşlar merhabalar. Ben fizik öğretmeni Yunus Emre. Bugün yeni değişen 9. sınıf fizik müfredatının ilk ünitesiyle ilgili kendi hazırladığım ders notlarını size göstermeye çalışacağım, aktarmaya çalışacağım. Yeni kitabımız bu şekilde arkadaşlar. Yeni kitabın içeriğiyle ilgili çok fazla bilgi vermeyeceğim. Şimdi daha bu kitap ham halinde ve bazı değişiklikler olacaktır. Yeni kitap yayınlandığında elimize geçtiğinde fiziksel olarak tekrar bir inceleme yaparız. Ben sadece şurada şöyle üniteleri göstereyim. Evet, yeni fizik ünitelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Fizik bilimi ve kariyer keşfi olarak ismimiz değişti. Eskiden fizik bilimine giriş ünitesiydi. Fizik bilimi ve kariyer keşfinde size fizik dersini tanıtacağız. Bununla ilgili bazı ders notları hazırladım ben de. Bu kitaptan, eski kitaplardan, çok eski kitaplardan bazı yerleri alarak ben de kendime bir ders notu hazırladım. Fizik biliminin alt dallarını yine anlatmaya devam ediyoruz. Fizik bilimine yön verenlerde bilim adamlarının hayat hikayelerini, bilim adamları ile ilgili çalışmalar, nasıl, neler yaptılar, kimdir, nedir, ne değildir tarzında bunları size vereceğiz. Fizik bilimi ile ilgili kariyer keşfinde yine diğer bilim dallarıyla, diğer derslerle, diğer mesleklerle ilişkisini kavratmaya çalışacağız, göstermeye çalışacağız. Vay, fizik neymiş birader diyeceğiniz yer burası. Ve bazı Türkiye'deki ve işte dünyadaki önemli kuruluşlardan bahsedeceğiz. Fizikçi olarak ya da fizik mühendisi olarak ileride mesleğe atılmak isteyenleri burada seçmeye çalışacağız ya da bilgi sahibi olmak ya da bütün derslerle ilgili, bütün mesleklerle ilgili size bir farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Sayısal meslekler değil sadece, bütün dallarla, tarihi, felsefesi, coğrafyasından mühendisliklerin tamamına kadar size bilgi vermeye çalışacağız. Birinci ünitede, ikinci ünitede yine eskiden fizik bilimine giriş ünitesinde olan temel türetilmiş ve skaler vektörel nicelikleri burada inceliyoruz. 11. sınıftaki vektörleri buraya aldık. Burada size vektörlerden bahsedeceğiz. Doğadaki temel kuvvetler vardı. Yine hareket türleri vardı ve böyle kuvvet hareketi bitirmiş olacağız ve birinci dönemde neredeyse bitmiş olacak. İkinci dönemin ya da birinci dönemin sonu, ikinci dönemin başında da yine katılarda basınç, 10. sınıftaydı işlediğimiz konuydu. Katı sıvı gazlardaki basınçtan ve kaldırma kuvvetinden bahsedeceğiz. Son ünite olarak da iç enerji, işte aslında ısı sıcaklık ünitesiydi. Eski kitaplarda ararsanız ısı sıcaklık diye, ama burada böyle bir isim değişikliğine gitmişler. Enerji ünitesi içine almışlar. Isı bir enerji çünkü. Ona iç enerjiden falan bahsederken belki de artık ona değinelim demişler. Bu kavram yanılgısını kaldıralım ortadan diye. Normalde iş güç enerji konusu oluyordu. Bunu daha başka sınıflara aktarınca enerji olarak ısı sıcaklığı ismini değiştirip koyduk. Genel olarak aynısı. Gelelim benim ders notlarıma. Evet, fizik bilimi ve kariyer keşfi olarak bu şekilde. Bakalım. Evet. Şimdi fizik bilimi ve kariyer keşfinde ne yapacağız? Bu ünitede ne yapacağız? Bu ünitede fizik bilimini tanımlayacağız. Yani eskiden de fizik nedir diye zaten başlıyordu. Ve YKS'de sınav sorusuydu arkadaşlar.
Fizik da, biliminin alt dallarından bahsedeceğiz. Zaten yapıyorduk. Yine devam edeceğiz. Fizik bilimi alanındaki bilim insanlarının çalışmalarını, biz birkaç bilim adamından bahsedeceğiz ama diğer bilim adamlarını araştırıp getirecek olanlar yine sizlersiniz. İşte 30 kişi, 35 kişilik sınıf desek, 35 farklı bilim adamını tanımış olacağız. Bunlarla ilgili etkinlikler yapacaksınız. Bunlarla ilgili sunum isteyeceğiz sizden. Bazı sunumları işte imkan oldukça derste, bazılarını yine öğretmen olarak biz değerlendireceğiz. Performans notu olarak sizden bunları değerlendirdikten sonra yazacağız size, hanenize. Bayağı etkinlikli bir sene bizi bekliyor arkadaşlar. Sadece fizik için böyleyse, yani kimyası, biyosu, diğer dersleri vesairesini, evet, bayağı yorulacaksınız gibi duruyor. İşte meslekleri ve kariyerleri, kariyer planlamalarınıza yönelik etkinlikleri, farkındalıkları geliştirmeye yardım edeceğiz diyor ve fizik bilimiyle başlıyor. Fizik nedir diye başladığında demiş ki, doğa olaylarını konu alan bilim dalına fizik denir. Ne yapar peki bu fizik? Fizik, uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceler. Gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıdır. Bunu sınavda sordular arkadaşlar. Yine gelirse gelir yani. Nerede? 2028'deki yeni bir üniversite sınavı, artık TYT AYT olmayacak. Yeni bir üniversite sınavı 2028'de ilk kez size vuruyor arkadaşlar. Fizik, atom çekirdeğinin yapısından başlayarak, yani mikroskobik dünyadan başlayarak maddenin özelliklerini, hareketlerini, devinimlerini, birbirleriyle olan etkileşimlerini, bu noktadan genişleyerek de makroskobik dünyaya geçersek, dünyayı, gezegenleri, yıldızları, galaksileri, evrenin yapısını ve oluşumunu inceleyen bir bilim dalıdır. Kısacası fizik demiş, madde boyutu ne olursa olsun tüm sistemlerin yapısını ve birbiriyle olan etkileşimini ele alır. Yani biz her şeyiz. Yani her şeyde varız. Madde evrende meydana gelen olayları şekillendiren yasaları inceler. Ne demiş? Evrendeki olayların anlaşılması ile ilgili çalışmalar yaparken deneyleri ve gözlemleri kullanır. Fizik, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen yine bir bilim dalıdır. Makro alemden mikro aleme kadar her şeyi inceler demiş. Fiziksel büyüklükler arasındaki bağıntılar fizik yasaları ile ortaya çıkar ve bu deneysel gerçeklere dayanır demiş. Yani deney bizim için çok önemli. Her fizik yasası belli sınırlar içinde geçerlidir. Mikroskobik dünyanın kuralları, makroskobik dünyanın kuralları kendine göre işliyor. Kuantum dünyası bambaşka zaten. Fizik gerek kökeni gerekse incelediği konular bakımından doğa ile ilgili. Doğa bilimi demiştik zaten. Yani buradaki fiziği yanlışlıkla silmişiz herhalde. Fizik, matematik gibi yalnız tasarlayıcı değil, aynı zamanda ne demiş? Kurucudur. Teori ve deney arasında bütünleştirici bir rol oynar demişiz ve fiziği burada size bu şekilde değişik kitaplardan toplayarak hazırladığımız bilgi bu. Fizik, bundan sonra kitapta da böyle gidiyor. İşte fizikle kimya, fizik, matematik, fizik, biyoloji. Ben bunu bayağı bir açmaya çalıştım. Bulabildiğim her şeyi size farkındalık olsun diye. Fizik ve kimya zaten birbiriyle iç içe. En yakın olan, birbirine en yakın olan dal kimya dalı. Katı ay fiziğinde fizikle kimya zaten iç içe. Fiziğin alt dallarında yine bahsederken göreceğiz. Kristallerin oluşumu, yerleşik düzeni, ısı sahasıydı, iletkenliğiydi vesairesi, yarı iletken, süper iletken vesaire derken burada fizikle kimya beraber çalışıyor. Yine modern fizik var. Oradaki kuantum fiziği var. Bir de kimyacıların gördüğü kuantum kimyası var mesela. Aynı şeyleri anlatıyoruz. Ama onların dersinin ismi kuantum kimyası. Bizimki kuantum fiziğiydi. Fizik ve kimyanın ortak alanlarından birisi yine orası. Kuantum fiziği, kuantum kimyası, atom ve molekül fiziği yine. Onlarda da aynen devam ediyor.
atom ve molekül kimyası olarak. Katı sıvı gaz hallerini, termodinamik yasaları, işte fizikokimya diye bir kimyanın alt alanlarında öğreneceksiniz. Modern fizik yasaları üzerine kurulmuştur demiş. Yine nükleer fizik, nükleer kimya, bunlar birbiriyle bağlantılı konular, ayrılmıyorlar. Yine elektrolizde de, pillerde de, yine kimyada da var, fizikte de var bunlar. Gazların davranışının açıklamasını, kimyasal tepkimelerin hızlarının ve ısıların hesaplanması kimya için çok önemli. Yine fizik yasalarını kullanarak bu işi hallediyorlar. Biyolojiyle alakası nelermiş? Yine biyolojiyle de bayağı bir yakından ilişkiliyiz. Burayı okuduğunuzda yine bunu daha iyi anlayacaksınız. Moleküler biyoloji ve genetik yine fizik kurallarıyla alakalı. Moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği var mesela. O da çok yüksek puanlarla alan bir bölüm. Yine fizikle biyolojinin ortak konusu işte biyofizik. Bu da bir şey, biyolojinin alt alanlarından. Orada yine fizikten yararlanılıyormuş. Modern fizikteki gelişmelerden yararlanıyorlar. Kuvvet, ışık, ses, iyonlaşma, radyasyon gibi fiziksel büyüklükler. Yine bunun üzerindeki canlıların üzerindeki etkisi vesaire. Yine biyofiziğin konusuymuş. Görme, işitme, temas, sinir sistemi, işte biyolojideki o işte tıpa giriyoruz aslında biraz da. Bu konularda yine fizikle ilgili prensiplerle, kurallarla, yasalarla inceleniyormuş. Hepsini de tek tek okumayayım. Burada yavaş yavaş geçtiğimizde durdurup bakarsınız. Burayı mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Yine değişik mühendisliklerle alakamızı da burada yazmış. İşte astronomiyi ben ekledim ekstradan. Astronomi en eski bilim dalıdır arkadaşlar. Yani insanlık kafasını gökyüzüne kaldırdığında işte gündüz hiçbir şey göremese, yani bir güneşi görebilse de işte bazen ay görünüyor. Daha sonra geceliğin yıldızları vesaire gördüğünde ilk merak ettiği şey başlıyor ve bununla ilgili kafa yorarak ilk en eski bilim dalı, işte matematikle astronomi beraber en eski bilim dallarındandır arkadaşlar. Yine burada da mükemmel bir fizik var. Fizikle matematik arasında şimdi matematik bir aslında dil demiştik. İletişim dille sağlanıyorsa bilimin dili de matematik. Fizik de bunun mecburen vazgeçilmez arkadaşımız matematiği kullanarak ne yapıyoruz? Fizikteki yasaları ifade ediyoruz. Modellemeler, işte formülleri aslında modelleme deniyor arkadaşlar. Fiziksel modellemeler, işte formüllerimiz. Veriler analiz ediliyor. İşte size daha çok bu tabloları doldurmada bu senenin en önemli özelliklerinden birisi. Bu veri analizi yapmanızı isteyeceğiz sizden sürekli. Grafikler var, grafiklerin anlamları, tablo dolduruyorsunuz sürekli. Tablolar ne anlama kazanıyor? Bunları size fizikten alıyoruz. Sanatla alakasıyla ilgili bakın müzik, yine resim, görsel sanatlarda fiziğin ilişkisini buraya yazmışım. Hepsini tek tek okumaya gerek yok. Siz yine okursunuz. Jeoloji, yani deprem diyelim aklınıza ilk gelecek şey. Yer kabuğundaki bütün değişimler, jeoloji, tabii ki fizikle ilgili de mükemmel bir bağlantımız var. Biyolojiyle olur da tıpla olmaz mı? Yine tıpta tedavi, görüntüleme cihazları. Yani bir hastaneye girdiğinizde yerde böyle stikerler oluyor. İşte X-ray diyor, işte X ışını, röntgen diyor, işte USG diyor, işte ultrason yazıyor, NMR yazıyor. MR yazıyor vesaire bunlar. Biz de takip ediyoruz. Doktor biz de şunu yap gel dediğinde işte kan tahlilleri vesaireler bunlar yine tamamen fizikle alakalı şeyler arkadaşlar. O görüntüleme yöntemleriyle bizim hastalığımızı doktorlar tedavi etmeye çalışıyorlar. Coğrafya yine bağlantılı olduğumuz, bayağı bir bağlantılı olduğumuz konu. Şöyle durayım biraz. Bazı yerlerde
Yazım hataları da bende. O kadar inceledim ama gene de ısı ve derken büyük kalmış onlar. Evet. Coğrafya ile ilgili de işte aylar, güneş tutulmaları, gel gitler, işte dağların oluşumu, işte çukurların oluşumu, denizler, işte deniz, işte yağmurun oluşumu vesaire, bütün kavramlar yine fizikle bağlantılı. Yine meteorolojide işte ne varmış? İşte sisler, çiğler, hortumlar, işte yağmurlar, erozyon, işte güneş ışıması, rüzgarlar vesaireler hepsi yine fizik yasalarıyla açıklanıyormuş. Tarihe geldiğimizde evet, tarihin de bazı kilit anlarında tarihi değiştiren silahlarla ilgili yine orada da fizik bağlantısı var. İşte camiler, kaleler, kiliseler, köprülerin yapımı işte mimarlıkla alakalı ama yine orada da mükemmel bir fizik kullanıyoruz. Mimar Sinan bu konuda yani çok iyi bir fizikçi diyebiliriz aslında. Yani çok mükemmel bir mimar ama bu mükemmelliğini fizikteki bilgisine borçlu diyebiliriz. Yine felsefeye girdiğimizde yine felsefi düşüncelerde de fiziğe rastlıyoruz. Teknoloji olmazsa olmazımız zaten evet yani teknolojideki bütün gelişimlerin kaynaklarından birisi biziz. Hani zaten önceden sadece doğa bilimleri olarak fizik, kimya, biyoloji, matematik, kendisi geometri, kendi halini astronomi tek başına ama fizik, kimya, biyoloji ve bütün diğer işte tarihi, coğrafyası, doğa bilimi olarak bir aradayken yani ya, bu yüzyıllara yaklaşırken işte 19, 18 işte 1500'lü yıllardan sonra diyelim hadi Galile ile ne oluyor? Yavaş yavaş ayrılmaya başlıyoruz. Yine fizik başı çekiyor. Kimya 1800 küsürlerde kimya diye ayrılıyor. İşte biyoloji ondan sonra ayrılıyordur ya da o zamanlarda. Ama fizik ilk ayrılanlardan birisi. Evet, bütün teknolojik gelişmelerle ilgili size genel kültür kazandıracak bir ders notu bu şekilde hazırladık. Şimdi fiziğin alt dallarına geldiğimizde ya da fizik biliminin alt dallarına geldiğimizde kamyonetle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu 8 arkadaşımız çok da güzel kamyonet şeklinde kodlanabiliyor. Birincisi katay fiziği, K harfimiz, fiziğin alt alanları. Katay'daki maddelerin manyetik, elektriksel, esneklik ve benzeri özelliklerini inceler, kimya ile iç içe demiştik. Kalemin ucundan granit tencerelere, şu anda teflon tavalardan, yani teflon da o, onunla alakalı diyelim. Ama artık teflon zararlı diye granit tencerelere geçişe başladık. Evet, bu konuda dertliyiz. Bütün granit tencereleri de çevirmeye çalıştığımızda bayağı bir masraf. Evet, kalem ucu. Yazarken kullandığınız o kalemin ucu. Akıllı kumaşlar. Leke tutmayan kumaşlar. Kendi kendini temizleyen duvar boyaları. Leke tutmayan boyalar. Işıkla temizleyen boyalar vesaireler. Hafızalı metaller. Ve olmazsa olmazımız şarjlı piller, telefonun pili çok önemli şu anda, tabletin, bilgisayarın vesairenin, arabanın pili çok önemli. Güneş pillerimiz, işte güneş enerji santralleri, güneş panelleri, yarı iletkenler, evet olmazsa şu anda size şu teknolojik hiçbir ulaşımımız olamazdı. Kristaller zaten bunun öncesi. Tabletler, bilgisayarlar hepsi katay fiziğinin uygulama alanları olarak karşımıza çıkıyor. Sınavlarda da bunları sorabiliriz arkadaşlar. Yani fiziğin alt alanlarını yazınız falan bir tanesini açıklayınız tarzında ya da bir tanesini ya da katay fiziğini açıklayınız, örnek veriniz tarzında bir soru gelebilir. Atom ve molekül fiziğine geldiğimizde kimyayla en çok belki de iç içe olan şey bu. Atomların etkileşimi, atomun ve moleküllerin yapısı, enerji düzeyleri, dalga fonksiyonları, elektromanyetik geçişler. Bunlarla ilgileniyoruz.
Günümüzde atom ve molekül fiziği ile ilgili şeye bakarsak, kuantum bilgisayarlar. Şimdi bilgisayarlar tamam ama kuantum bilgisayarlar bambaşka bir dünya. Yapay zeka ve 3 boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji, zaten nano atom boyutu arkadaşlar ve lazerle ilgilenir. Aslında katar fiziği de, yani bunlar işte karıştırılabiliyor arkadaşlar. Yani bilgisayar diyorsun, normal bilgisayar ama işte aslında bilgisayarın içindeki o yarı iletken devrelerle, yarı iletken teknolojisi aslında. Ama kuantum bilgisayarlarda bambaşka bir şeyler kullanıyoruz. Mesela çok güzel bir araştırma konusudur. TÜBİTAK dergilerini mesela bu konuda eski bir sayılarını internetten bulabilirsiniz. Mükemmel bir dünya kuantum bilgisayarlar. Bilgisayar mühendisi olmak isteyen arkadaşın, yani siz 10 yıllar sonra bilgisayar mühendisi olacaksınız. Bir 10 yılı rahat bulacak. 10 yıl sonra artık kuantum bilgisayarlarla ilgili bilgisi olan adamı arayacağız. İşte yapay zeka şu anda zaten ortalığı kasıp kavuruyor. 3 boyutlu yazıcılar artık uçtu. 3 boyutlu ev yapıyoruz artık. Yine nanoteknoloji mükemmel bir dünya. Yani nano boyuta girdiğimiz zaman yani sonu yok bunun. Dolayısıyla mühendislikte bu konular, lazer, filmlerdeki lazer tabancalarıyla artık savaşa, yani yavaştan girmeye başlayacağız. Bununla ilgili lazer tabancaları, yani lazer topları var da çok kullanışlı değil. Ama onları işte bu konuda çalışan mühendisler ne yapacak? Bir bakmışsınız, adam seni ta nereden vurmuş, lazer tabancasını delik deşik etmiş. İşte bu Star Wars, ondan sonra işte Marvel filmleri, işte bunlar seyrettiğimiz filmlerdeki, uzay filmlerinde işte oradaki lazer silahları hep hayaldi ama artık gerçeğe dönüşüyor. Mekanik ne yapıyormuş? Kuvvet hareket enerji arasındaki ilişkiyi ve bunlarla ilgili çalışmaları mekanik altında inceliyoruz. Newton mekaniği diye bir ayrı bölüm var yani. Ondan sonra dalga oluşumu, ses olayları, gezegen, yıldız hareketleriyle astronomiye girdik. Canlıların hareketiyle biyolojiye omuz atıyoruz. Bina köprü yapımıyla mimarlık, inşaat mühendisliğine omuz attık. Basit makineler yine makine mühendisliği için mükemmel bir dünya. Ve bununla ilgili olarak işte İbn Sina, İbn Heysem, Galilei, Kepler, Newton, Lagrange, bunlarla ilgili, bu çalışmalarla ilgili, yani bana derste bunlarla ilgili çalışma yapıp da gelen arkadaşın alnından öperim yani. Bunlarla ilgili bakın, bu bilim adamlarının hayat hikayelerini getirip derste yoklama alırken okusan kimse okuma demez. Hocam böyle bir şey yapmıştım, konumuzla alakalıydı arkadaşlara, bir 5 dakika siz de yoklamayı alın, ben de şundan bahsedivereyim deseniz var ya, ah tadından yenmez. Evet, bize böyle öğrenciler lazım olacak. Ve buna doğru ittiriyor bu seneki yeni müfredat. Mekaniğin diğer bölümü kinematiktir demiş. Kinematikte cisimlere uygulan kuvvet, işte ve kuvvetin etkisiyle sadece cisimlerin hareketiyle ilgileniyormuşuz. Bu ne oluyor? İşte otomotiv mühendisliği mesela çok önemli. Yüksek enerji plazma fiziği alt alanına baktığımız zaman maddenin 4 hali var demiştik. Katı, sıvı, gaz, plazma. Bizde bu plazma. Plazma televizyonlar çok tutmalı, çok fazla enerji. Faturalar cep yakmaya başlayınca o biraz geri plana. LCD'ler çıktı, LED'ler. LED'ler daha az enerji harcıyor. Oradan herkes LED'e geçti maalesef. Bakalım katı sıvı gazdan sonra plazma işte. Plazma ile ilgili. Yine fen bilgisinde size aslında 4, 5, 6, 7, 8'de bunlardan bahsettik. Yani işte mumun aleviydi. İşte yıldızlardı. İşte güneş de bir yıldızdır. İşte burada plazmalar var. Soğuk plazma, sıcak plazma diye bir şey girdi. Sonra çıkarttılar bilmem ne. İşte floresan lamba da bir plazmadır. Mumun alevi, işte
Ocaktaki o alev, yine onlar da plazmadır. Bunlarla ilgili işte kutup ışıkları yine bir plazma arkadaşlar. Bunlarla ilgileniyorlar. Uzay seyahatleri, şimdi ne dedi Elon Musk? İşte 10 yıl içinde dedi birkaç kişiyi göndereceğiz. İşte 30 yıl içinde orada şehir kuracağım diyor. İşte uzay seyahatleri için ne oldu? Roket sanayisi yine TÜBİTAK'la Aselsan beraber ortak ne yapıyorlar? Roket sistemleriyle, hava savunma sistemleri vesairesi. Sürekli roket yarışması var Teknofest'te. Yok işte dikey inen, işte SpaceX'le ne yaptık? Yani senelerdir onu izliyoruz. Tekrar tekrar kullanabilen roket yapmaya çalıştı. Başardı adamlar. Ama hala çalışıyor. İşte Plazma TV yine plazma fiziğiyle alakalı. Elektronik çipler, çip dünyası baş belası. İşte pandemide gördük, çipi bıraktı tak. Dünyada her şey iptal oldu. Biz de yeni çip fabrikaları için yine geçenlerde açıkladı Cumhurbaşkanı. Fabrikalar kurulması için teşvikler, yatırım teşvikleri veriliyor. İşte siz de 10 yıl sonra bu fabrikalarda çalışacak mühendisler olmak isterseniz arka planda biz varız. Fizik ve yüksek enerji plazma fiziği. Şimdiden kafanızda bir kariyer planlaması için 4 sene önceden size bayağı bir bilgi veriyoruz aslında. Evet. Optik, ışığın yapısı, ışığın kırılması, yansıması, kırınımı, girişimi vesairesi her şeyini inceliyor. Mercekler, dürbünler, mikroskoplar, teleskoplar, bunların yapımları, tasarımı, göz doktorlarının işte al sana tıpla alakası yani. Bu olmadan hiçbir şey olmuyor. Fiber optik kablolar, onlar olmadan internet, fiber internet dediler. Hayatımıza girdiler. Fiber optik kabloları olmadan dünyadaki hiçbir iletişim sistemi çalışmayacak. Çalışmıyor. Ya da istediğimiz gibi. Hatta o bile yavaş gelmeye başlıyor artık. Evet, bunlarla ilgili her sene Japonya'dan birkaç tane rekor, şu kadar upload, download rekorları kırıyorlar. Hala fiber optik kabloda daha da hızlı, daha da güzel, daha böyle teknoloji işte ileri seviyede bilgi aktarımı yapmak için aynı kablo üzerinden biz şu anda kullanıyoruz. 100 megabit gelince o diyorsun adamlar gigabitlerle. Yani megalar artık onun için çocuk oyuncağı oldu. Terabitlere gitmeye çalışıyor adamlar ama aynı kablo. Değişik mühendislik işte fizik bilgilerini kullanarak aynı kablo üzerinden yavaşı ve hızlıyı bir araya vermeye çalışıyor. Nükleer fizik, evet, nükleer santralimiz de bu 4 sene içinde herhalde tamamen artık faaliyete geçecek. Hatta bir tane daha ile ilgili, bir tane daha Sinop'u kurma ile ilgili çalışmalar başlamış. Yine 10 yıllar sonra artık bu nükleer santrallerle ilgili de artık bizim gündemimizde olacak. Geç kaldık ama yapacak bir şey yok. X ışınları zaten kolunuzu çarptığınız, bacağınızı kırdığınızda, çatlattığınızda vesaire ya da bir kazaya karıştığınızda zaten ilk yardıma koşan X ışınları, ups, birden, evet, X ışınları zaten ilk Nobel ödülünde Röntgen adamı, bilim adamının ismi Röntgen almış. Arkadaşlar bu da size genel kültür olsun. Nobel alan fizikçileri, kimyacıları, biyolojileri vesaireleri de tanımaya çalışın. Bilgisayarlı tomografi yine çok önemli. PET-CT, pozitron emisyon tomografisi yine AYT sınavında geçmiş senelerde bunlar X ışınları, BT, PET, bunlar fisyon füzyonlar hep sınavda çıktı arkadaşlar. PET'te kanser taramada kullanıyoruz. Buradaki özel bir ilaç gidiyor kanserli hücreye yapışıyor ve orada ışınlamaya başlıyor. Bunu da bilgisayarla biz tespit ettiğimizde nerede kanser hücreleri toplanmış onu bulabiliyoruz. Vücudun neresine yayılmış görebiliyoruz. O ışıma
pozitron ışımasıyla onu yakalayarak, o da mükemmel bir şey. Allah hani pet çektirmeye düşürmesin. Pet çekiyorsak artık muhtemelen kanseriz yani. Evet, arkeolojide ne yapıyormuşuz? Yaş tayinleri. İşte bilmem kaç bin, işte Göbekli Tepe'nin şu kadar yılda olduğunu yine nükleer fizik sayesinde, yine işte o piramitlerin yapılma süreçleri, işte yapılma süreleri vesaireleri, yine 3800 yıl önce bir tane ne buldular? İşte 30 küsür tane bozulmamış Türk mumyası buldular mesela. Orada da 3800 diye yaş tayinini yaparken dünyanın, yıldızların, güneşin yaşını hesaplarken, evrenin yaşını hesaplarken, gerçi orada biraz şey, astronomi, biraz orada ışığı kullanıyoruz ama dünyanın diyelim, dünyada ve dünyadaki her şeyin yaş tayinini hesaplarken eskilerin nükleer fiziği kullanıyoruz. Elektromanyetizma, bu da olmazsa olmaz. Hem elektrik hem manyetizmanın bir arada olduğu bir şey arkadaşlar. Elektrik zaten olmazsa artık olmaz. Evolution diye bir tane dizi vardı. Elektrik olmazsa ne olur diye bir fantezi. Bunu da mutlaka bence seyretmenizi tavsiye ederim. Elektrik olmazsa ne oluyormuş? Onu gösteriyor. Eski dizilerden. İşte MR cihazı yine hastanelerde çok kullanıyoruz. Şarj etme demiş. Evet, piliniz biterse yandık. Evet, kapı zili, telgraf, telefon. Bunlar en başta kullanılan mühendislerin bulduğu. Yine CERN, bununla ilgili yine ileride bir konu başlığı zaten var. Avrupa'daki hızlandırıcı, nükleer hızlandırıcı ve elektrik santrallerinin çalışması. İşte elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri bu konunun bir numarası. Elektrostatik, hareketli yükler, etkileri, manyetizma, mıknatıslar. İlk mıknatıs bulunduğu yer yine Türkiye arkadaşlar. Manisa'nın dağlarında bulunuyor. Magnezya antik kenti var Aydın sınırları içinde şu anda. Magnezya, işte manyetizma, magnetizma. Eskiden G'liydi, magnetizmaydı. Bu hep Magnezya'dan geliyor. Manisa'nın eski ismi arkadaşlar. Oradan gelen bir şey. Manyetik özellikler, maglev trenleri, radyo, televizyon, bilgisayar, hızlandırıcılar, elektrik motorları, elektronik cihazların tamamı. Yine termodinamik, son 8. arkadaş, kamyonetin tığısı. Enerji, enerji değişimleri, enerji aktarımları, dönüşümleri, ısı, sıcaklık, makine mühendisliği, tamamen termodinamik arkadaşlar. Buzulların erimesiyle meteorolojiye, işte iklim değişikliklerine vesaire, her meteoroloji bültenlerinde gördüğümüz iklim değişikliği. İşte termoslar, artık herkesin elinde bir tane termos. Sıcak su kaynağı, termal enerji, termal santraller, kaynaklarımız. İşte yağmur yağmıyor arkadaşlar, neden yağmıyor? İşte al sana termodinamik. İşte rüzgarlar, kasırgalar, fırtınalar, filmlere konu olan konu. Yine ısıtma soğutma sistemleri, işte vantilatördü, işte klimaydı. Ay, klima alsak mı almasak mı, artık klima da bir ihtiyaç vesaire. Bunların tasarımları vesairesi makine mühendisliğinin alanı. Ama termodinamik bizimle alakalı. Fizik bilimine yön verenlere geldiğimizde bilim insanları genel özelliklerinden bahsetmiş kitap. Objektif olmalıdır, meraklı olmalıdır, sabırlı olmalıdır bir bilim adamı. Kararlı, azimli, çalışkan olmalıdır demiş. Şüpheci, alçak gönüllü, gerçekleri ortaya çıkaran, eleştiriye açık. Ya, en büyük sıkıntımız bu. Kıyamet kopuyor. Ki geçmişte de çok kıyamet kopmuş. Ama o bile, eleştiriye açık olmamadan bile adamlar ders alıp başka şeylere girmişler. Açık fikirli olmalısınız. Evrensel düşünmeniz, bir bilim adamı, bir mühendis, işte bu. Evet, bilim insanı iyi bir gözlemcidir. Bilim insanı meraklı ve araştırmacıdır. Deney yapar, not tutar. Sabırlı ve kararlıdır. Günceldir diyor. Yani bilgiyi sürekli takip eder.
Doktorlar ne diyor? Ölene kadar okuyor. Öğretmenler de aynı şekilde sürekli okuyoruz bakın. Müfredatta işte her şeyi değiştirdik. Hayalperest ve yaratıcı demiş. Tarafsız ve objektiftir. Çalışkan ve disiplinlidir demiş ve bunlarla ilgili de bilgiler koydum buraya. Kitaptakilerin üstüne ek arkadaşlar bunlar. Evet, gelelim. Evet, bunu da başka bir kitaptan aldık. Bu da tarih boyunca fizikte meydana gelen değişimleri de görmenizi istedim arkadaşlar. İşte milattan önce 580'de Miletoslu Talet, Miletli, Milet de herhalde bizdeydi ya şeyde Ege kıyılarında. Tales elektrik çekim kuvvetiyle ilgili ilk bilgileri vermiş. Anaxagoras atomdan bahsetmiş milattan önce 470'te. Demokritos'un atom teorisi. Arşimet'teki kaldırma kuvvetini anlatacağız arkadaşımıza. Basit makineler ve hidrostatikle ilgilenmiş. Binli yıllarda bakın arada 1250 yıl var. Pusulanın bulunmasıyla Çinliler ilişki değişiyor. Yine Ali Elhazen İslam medeniyetinin maksimum seviyeye geldiği yıllarda kırılma mercek ışığın yayılması ile ilgili çalışmalar yapmış. Binli yıllarda Elhazini'nin yer çekimi ile ilgili bazı bilgi, bazı böyle keşfetmeye başlamış 1121 yıllarda. Ama bunların işte kitaplarını vesairelerini hep kaybetmişiz. Ya da kütüphaneleri yakmışlar savaşlarda. En büyük sıkıntı o yani. Ama işte giden kitaplar nereye? Haçlı seferleriyle Avrupa'ya giden kitaplarla da orada Orta Çağ'dan çıkıp yeni bir çağ kurarken Avrupa medeniyetinin temel taşları da Müslüman bilim adamlarının yaptığı şeylerle başlıyor. İşte Galile 1580'lerde ilk kez işte periyottu. İşte Satürn'ün halkalarıydı, uydularıydı vesairesiydi. Yer çekimi ile ilgili çalışmaları. 17. yüzyılın başında yine Descartes'ler, Schelius'lar işte ne olmuş? Kırılma yasası gelmiş. Lippershey'in teleskobu var. Cıvalı manometre Torricelli'den geliyor. Yine sıvı basıncında işleyeceğiz ikinci dönem. Barometre Pascal, katı basıncı, gaz basıncı işte sıvı basıncında bunları kullanıyoruz. Christian Huygens işte Newton'la beraber çarpışmışlar bunlar. Newton tanecik demiş, ışığa Huygens dalga demiş. Çarpışmışlar ama ortak işte o eleştirel düşünce olayı orada devreye giriyor. İşte eleştirilmeye karşı açık olsaydı Huygens'le Newton bambaşka bir teknoloji olabilirdi şimdi. Işık hızı 1676'da basınç ve hacimle ilgili kimyadaki gelişme, Baumeriot. İşte Isaac Newton'un dinamiği. Isaac Newton da mükemmel bir optikçi aslında başta ama ondan sonra da bunlarla ilgili de çalışmış. İşte Bernoulli'nin kinetik teorisi. Volta ve amperin voltaj ve pille ilgili elektriksel çalışmaları. Coulomb'un elektriksel çekim kuvveti, Joule'deki elektrik akımıydı. Amper'in manyetik alan kuvveti, mıknatıs burada devreye giriyor işte. Faraday deneyiciliğin babası, mükemmel bir hayat hikayesi var. Mutlaka araştırın. Elektrik motoru ve Faraday kafesi var. Olmazsa olmazlardan. Termodinamikle Carnot, Ohm kanununda George Simon Ohm. Michael Faraday yine transformatör ve elektrolizde başrolde. Morse alfabesi ve işte telgraf. Maxwell Boltzmann'ın istatistiksel çalışmaları. Stoney'nin elektronu. Burada elektron kim buldu hala tartışma konusu gerçi de incelemek lazım. Alexander Graham Bell telefon artık o yapıştı ağzımıza. Başkaları da bulmuş ama patente alan arkadaş o. Yine elektromanyetik teoriyle ilgili olarak Maxwell'in yapmış olduğu çalışmalar var ve Hertz'in yapmış olduğu çalışmalar var. Fotoelektrik etkiyle ilgili olarak yine Einstein'ın da bu etkisi var. Manyetizmada ve sıcaklıkla ilişkisi Marie Curie'nin eşi Pierre Curie.
Ve ilk Nobel alan Wilhelm Röntgen ışınları. Yine atom modellerinde Rutherford'un atom modeli ve alfa beta ışınlarıyla çalışması. Thomas'ın elektron, yine bunlar çalışmaları var. İşte gamma ışınlarıyla uçağın bulunması Wright kardeşler. Einstein'ın işte özel göreliliği falan. Rutherford'un atom modeli, Bohr atom modeli. Geliştirilmesi, de Broglie dalga boyu, Pauli dışarılama ilkesi, bunlar artık kuantum mekaniğine giriyor. Schrödinger'in denklemi, Heisenberg'in belirsizliği, kuantum mekaniğine daldık gittik. Ondan sonra işte pozitronlar, füzeler, nötronlar, nötron bakın 32'de bulunmuş, 32'ye kadar atom modeli var ama nötron yok. Ondan sonra mezonlar falan gelmiş. İşte atom altı parçacıkları giriyoruz artık. Radar girmiş işin içine. 34'te. İşte atomun pili, nükleer reaktörler, işte atom bombasına doğru gidiyoruz. Nötron parçalanması, hızlandırıcılar, fiber optik kablolar 56'da bulunmuş. Süper iletkenlik 57'de. Uydulardı, protonlar, lazerler, diyotlar derken teknoloji birden hızlanıyor işte kuantum fiziği sayesinde. Işık ve ışığın işte özelliklerinin tamamen anlaşılması, işte dalgaydı, tanecikti kavgası bitiyor. NMR'lar, uzay mekikleri, bilgisayarlar, Steve Jobs, hızlandırıcılar, çarpıştırıcılar, teleskop, uzay teleskobu, Hubble uzay teleskobu, nükleer füzyon reaktörüyle şu anda artık füzyon inerisi ve Çin ne yaptı? Toryum reaktörleri piyasaya hani ilk deneme amaçlı yapmaya başladı. Fizik bilimiyle ilgili kariyer keşfinden de gelirken bahsetmiş olduk bu saate kadar. Bizim ülkemizdeki bazı bilimsel kuruluşlardan bahsediyor kitap. İşte TÜBİTAK nedir? TENMAK nedir? Şöyle duralım. TÜBİTAK ne iş yapar? TENMAK nedir? Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu. Ankara'da bunlar zaten. MTA yine ne yapar? Şu an işte doğalgaz aramasıydı, petrol aramasıydı. Geç kalsak da hızlı bir şekilde işin içine girdik. İşte altın aramasıydı. Toryumdu. İşte plütonyum, plütonyum diyoruz. İşte uranyum vesaireler. Bunları arayıp bulmamız gerekiyor. Uzay ajansımız da kuruldu. İki tane de astronot. İster beğenelim, ister beğenmeyelim bir şekilde gittiler, geldiler. Çalışmalar yaptılar, deneyler yaptılar. Aselsan, medar ihtarımız, yine askeri elektronik sanayi olarak mükemmel işler yapıyorlar. Türkiye'deki bunları araştırmanızı ve bunlarla ilgili sanki bir işe giriyormuş gibi bir CV hazırlamanızı, işte bir konuşma hazırlamanızı falan isteyen bir proje, performans ödevi var. Burada çalışmak istiyorum. Beni işe alın nasıl dersin diye böyle bir şeyler yapacağız. İşte CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi. Yine burada da çalışmalar yapılıyor ve www, World Wide Web başlangıcı geliştirilmesi. Söylemiş arkadaşlar. Şimdi her şeyin başına yazmak zorundayız. Evet, NASA'yı bir herkes duydu zaten. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi. Ay'a işte Güneş Sistemi'nin dışına giden uydularımız var. Yani NASA'nın işte uzay teleskobu var. İki tane işte normal teleskoplar var dünyada. Bunlarla ilgili uzayla ilgili çalışmalar. Ay'a gidecekler bakalım yine. Yıllar sonra, gene bir 40-50 yıl sonra herhalde bir daha bir Ay'a gidecekler. ESA'da Avrupa'nın karşıt. Yani beraber çalışıyorlar da yani Amerika'nın varsa Avrupa'nın niye yok amaçlı bir kuruluş. Uzay istasyonunda beraber çalışıyor zaten herkes. Herkesin kendi uzay ajansı var. Bizimkini de kurduk. Bu şekilde gördüğünüz gibi sadece sözel, temel bilgilerden, günlük hayatta zaten yarısını kullandığımız bilgilerden oluşan bir fizik bilimine giriş ünitesinin ismi, fizik bilimi ve kariyer keşfi olarak
karşımıza çıktı. Ölçme değerlendirme ile ilgili çok şey yapmamız gerekecek. Mükemmel bir boşluk var şu anda bu. Ölçme değerlendirme ile ilgili arkadaşlar. Ders kitabındaki soruları inceleyerek muhtemelen OGM materyale yeni bir soru bankasını ekleyecek bakanlık. Ders kitabının içine çok fazla etkinlik ve klasik sorulardan oluşan bir ölçme değerlendirme var. Bu üniversite sınavını da baştan aşağı değiştirecek bir şey arkadaşlar. Kimyası, biyolojisi, tarihi, coğrafyası, esaresi, matematiği görmek lazım, incelemek lazım. Bambaşka bir üniversite sınavı 2028'i sizi bekliyor olacak fizik dersi için. Şu anda benim öngörüm bu şekilde. Yine kavram haritaları çiz, doldur, boşluk doldurma, işte klasik yazma, açıklayınız, tasarlayınız tarzında etkinlikler var. Arkadaşlar bayağı bir el işi, ne diyeyim, poster, ondan sonra etkinlikle dolu bir fizik müfredatı geliyor. Tabii beğeniriz beğenmeyiz, ben o konuya girmiyorum. Sonuçta biz öğretmeniz, bize verilen müfredat bu. Mümkün olduğunca eski bilgilerimizle, eski kullandığımız ölçme değerlendirmeleri de kullanarak ne yapacağız? Bu müfredatı da işlemekle görevliyiz. Yani yapacak bir şey yok. Yani biz emir kuluyuz sonuçta. Beğenen olacak, beğenmeyen olacak. Orayla uğraşırsak yanarız. Biz var olan müfredatı en iyi şekilde öğrenmeye odaklanmalıyız. Yapacak bir şey yok. Değiştiremiyoruz. Yani değiştirebilseydik değişecekti. Ama değiştiremiyoruz. Çok büyük aşamalardan geçmemiz gerekiyor biz olarak. Buna da gücümüz yetmiyor. O zaman var olanı mükemmel şekilde öğrenmekle mükellefiz. Yapacak bir şey yok. Mümkün olduğunca bu konuda bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Eğer buraya kadar geldiyseniz, evet, uzun bir video olmuş. İnşallah gelmişsinizdir. Evet, ölçme değerlendirme ile ilgili yeni sorular, yeni tip sorular ve çözümleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni kitaplar çıktığında yine onların çözümlerini yapacağız. Abone olup yorum yazarsanız sevinirim. Gerçi buraya kadar dinleyen tek tük arkadaş vardır. Yeni fizik müfredatında Eylül ayında görüşmek üzere diyorum. Tabii bu sırada ben buldukça video atmaya devam edeceğim. İyi çalışmalar.